Evet arkadaşlar, yine bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Ne yapacak? Çiğ köfte yapacak. Çiğ köfte Urfa'nın mı, Antep'in mi, Diyarbakır'ın mı, Adıyaman'ın mı, nerenin olursa olsun. Biz karnımızın doyduğuna bakarız. Ona göre pratik bir çiğ köfte tarifi vereceğiz. Tabi biz biraz ne derler ona, çoğunluğa hitap ettiğimiz için çok yapacağız. Siz de bunları az az miktarından evde 5 dakikada, 10 dakikada neyse yapabilirsiniz. Ha. Yoğurmaya gerek yok. Çeçeği bağlayıp da ha babam ha yoğurmaya gerek yok. Şak şak. Abi şimdi simidimizi boşalttık. Ne edecek? Madde madde. Kanun kanun. Malzemeler atacak. Şimdi salçasından bismillahirrahmanirrahim dedik. Aa şu biber salçası. Antep salçası. Salçasını da koyak. Şimdi bismillahirrahmanirrahim dedik, stantı verdik. Abi bu etsiz çiğ köfte. Et yok. Malum et pahalı. Nerede o eski evlatlar? Keçi bari vergili. Ha. Burunda. Kurbalı bilen Zeynep. Şimdi bu boşaltacağımız domates salçasından domates, semsem, albübe. Üçünü et makinesinde çektik. Pratik dedim ad üstünde. Çektik. Boşaltacağız. Instagram'dan mesaj atmışsınız ya, köfteyi nasıl yapmışsınız diye. Normalde bu hafta biz YouTube çekmedik. Geçen hafta size söz verdik. İyi bayramlar dedik. Ama olmadı. Hiçbir şey hesap ettiğimiz gibi olmayın. Evdeki hesap çarşıya uymayın. Böyle toprak atar gibi atacağım. Bucak kokuyor. Şimdi yağını verecek. Yağımıza içecek yağı. Zeytinyağı dersek dinimizi yıkarık, yalan söylerik. Birbirimizi kandırmanın anlamı yok. Zaten bunu çekmemizin sebebi de bu. Hani orijinal çiğ köfte diye satıyorlar ya. Yok, orijinal değil. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mazotu. Şimdi nar eşkisini vereceğim. Çektim. Ama şimdi çiğ köftecilere göre et, bize göre patates. Evet. Karalamamak lazım. Normalde de çiğ köfte gıda denetim tarafından et, çiğ et yasak. Bundan not düşen adamların da günahına girmeyin. Ama şimdi en iyi köfteyi Urfalılar mı yapar? Adıyamanlılar mı yapar? Antepliler mi yapar? Bence ben yaparım. Günlük biz köftemizi günlük yapıyoruz. Bu bugünkü kullanacağımız köfte. Günlük taze taze.
Kahvenin olmazsa olmazına geldik. İsot. Acı olmazsa olmaz dedik. Tabi kaliteli bir köfte için de kaliteli malzeme şart mı? Şart. Diyecek ki ya ne koydun ki kaliteli patatesten patatesin de kalitelisi var, baharatın da kalitelisi var. Duzunu fazla atmayın. Niye? Çünkü salçanın duzu var. Pulverin duzu var. İsotun duzu var. Ona göre az miktarda. Aza çare var. Çoğa yok. Baharatı kürekten aktarmadım çünkü köfte baharatını tek kullanımla kullanayım. Kokusu, aroması kaçmasın diye. Nerede o eski arvatlar? Gelsin de yoğursunlar göreyim. Yeri, Bismillahirrahmanirrahim. Aman abi, ona bir kere soruşsun. Yemeden köftemiz hazır. 10 dakika sonra inşallah Allah kısmet ederse yiyecek. Tabi dediğimiz gibi, kendi yemeğimizden bir başkasına yedirmeyin. Alo. Köftemiz hazır. Hepinizi kebapçı yalçına bekleyin. 10 arbat bir araya gelse yoğuramaz. Vallahi yoğuramaz. Bununla da ben her sizden beraber hani başta dedik yemediğimizi yedirmeyin. Yemediğimizi satmayın. Yaralıya, bereliye götür, mehlen diye çal. Sakız. Buyur. Buyur. Gel al. Bak. Umumu açıydı, yakalarım. Göz hakkınızı şimdiden helal edin. Bir hatamız olduysa, bir kusurumuz olduysa, hatamız yanlışımız olduysa, bizim bildiğimiz bu kadar. Hakkınızı helal edin. Bir sonraki YouTube videosunda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sorumuz, mesajınız da varsa Instagram'dan Avra Köftenin üstüne Instagram adresini bırakıyorum. Kardeşinize ulaşın. Bismillahirrahmanirrahim. Hamur, hamur.